Savaşmak aslında savaşmak değildir aslında. Savaşmak özünde kaçınılmaz sona karşı savaşmaktır. Sen o sona arkanı döneceksin. Arkandaki uçurum hiç yokmuş gibi saldıracaksın bir sonraki gün. Çünkü kazanmak sonunda sadece bir gün daha kazanmak. Ben de sana kendim anlatmaya geldim. Mert. Bir kere teşekkür aldım. Ama matematikten zayıf almıştım. Ya sen bunu da bilmiyorsun ki. Çünkü yan sırada bir kız vardı. Böyle kıvırcık saçları vardı. Mert. Neyse işte. Sonra çok çalıştım. Annem teşekkür aldığını duyunca böyle gözleri doldu. Babam da bana yeni bir tane bisiklet aldı. Ama salak şey dün binerken beni sırtından attı. Bak dizime ne oldu. Mert. İstemiyorum mektuplarını. Ben yolladım mektuplarını geri. Bana bak. Ne kalın kafalısın anlamıyor musun sen? Görmek istemiyorum seni diyorum. Niye gelip duruyorsun? Niye? Söz verdim çünkü. Söz verdim çünkü. Nerede olursam olayım. Çağırırsam gelirim dedin. Buradayım işte abi. Çağırıyorum. Savaşmak aslında hasmınla savaşmak değil, sevdiklerin için savaşmaktır. Bu nerede çıkacak şimdi? Manşette çıkacak. Bakabilir miyim? Tabii buyurun. Ali Bey siz misiniz efendim? Hoş geldiniz. He. Ortak bir dostumuz sizi çok methetti. He. Hıyar Recep'i diyorsun. Kral dairesini hazırlasın diyor. Uğrayacakmış. Buralarda mı kalıyorlardı? Ha, yok. Onlar tecrit hücresi. Ceza aldıklarında ancak. Tabii o günün şartları. Abim kaldı mı hiç burada? Ben oradan ayrılalı 7 yıl oldu. Ama durun bir bakalım. Her şey burada, bizde.
kaç gün kalmış? 119. Heh, 3 de burada, 122. Ama bunlar ilk zamanlar. Daha sonra hiç yok, bakın. Fare gibi kapamak işe yaramış yani. Ama bakın buraya yazmışım. Bu mahkum her gün bir sorun çıkartıyormuş. Bakın burada yazıyor. Bir keresinde bunu bıçaklamışlar. Dursun Bey bunu revire alacakmış. Yok demiş, biri vermemiş. İslah edecekler ya, kendilerine benzetecekler. Siz hatırlıyor musunuz peki Ömer'i? Yani nasıldı buradaki hayatı? Ne bileyim, kimle konuşurdu mesela? Yani tek mahkumu hatırlamak mümkün değil ismiyle. Ama bir dakika. Heh, şuraya bir not düşmüşüm. Bu şey, hani böyle hatırı sayılır mahkumlar olur. Ali Bey bilir, kol kanat gererler küçüklere. Biz de buraya not düşeriz ki... Kimmiş? Yazıyor mu? Bakıyorum. Bulacağım. Heh! Kim? Yok, yok. Ben yanlış hatırlamışım. Buldun da hani? Yok, ben hata yapmışım. Başkasıydı o. Çok memnun oldum geldiğinize. Gidiyor muyuz? Efendim, çok selam. İzninizle. Benim çıkmam lazım. İşlerime döneceğim. İyi misin hocam? Yine şeydeki gibi oldu. Asansördeki gibi. Tesadüf. Hep sendeyken daralıyorum. Tabii sen alışık değilsin böyle yerlere. Bizim Ömer 8 sene yattı. Bir daha da kalkamamış zaten. Ömer diyordum. İnsan onca sene tek başına nasıl yapar? Kimle dertleşiyordu acaba? Belki bir yere bir şeyler karalamıştır. Birinin beynine geçmiştir. Bana niye soruyorsun Ali? Bende ne alakası var? Sen akıllısın ya. Belki çocuğa da akıl verirsin diye. Hazır ol! Açın kapıyı. Dur. Siz Ömer Uçar'ın arkadaşı mısınız? Kardeşiyim ben. Hapishanedeki hayatını araştırıyorum. O zaman yanlış yerdesiniz. Ya biliyorum. Daha önce Aziz diye cezaevindeydi ama. Oradaydım ben de. Ömer hapse gelmeden önce hiçti, hiç. Ne diyorsun ya sen? Ha? Ömer'i Ömer yapan adam başkadır. Yeni çıktı dışarı. İsim? Ramiz Karaeski. Dayı. Nasıl bu ceza bu adam? Sen bulmayacaksın, ben bulacağım. Ya sen bu herifin kim olduğunu biliyor musun? Bu adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. 40 yıl önce İstanbul'da kumarı idare eden adam bu işte. 40 yıl önce diyorsun yani abi. Ha. Yaşlıdır. Yalnızdır. Açık kafadan kırıklıdır. Ama adı yeter. Dayı. Dayı derler. Ve senin boyunu tersah tersah aşar. Sen uzak dur. Ben bulacağım, ben soracağım. Bütün cevapları da alacağım. Anlaştık mı? Hadi şimdi beni ara. Ha Cengiz, gittik. Aç avucunu. Ha yok, sana demedim. Konuştuk, bir şey bulduk mu? Yok. Bilmediğimiz bir şey yok. İşte 8 yıl yatmış Ömer. Hücreye atmışlar. Ha, şişlemişler. Öldürüp atmışlar. Bilmediğimiz bir şey yok yani, rahat ol. Ha yok, kimse yok. Kimsenin adı geçmedi. Tamam. Bul onu bana.
Ömer. Bir şeye çok dikkat ettim. Aman dedim. Aman kerpeten. Sakın. Hatırlama. Bir tek anını hatırlamayayım diye çok dikkat ettim. Özlemek pis işmiş be Ömer. Ulan şimdi anlıyorum öldüğünü be oğlum. Özledim seni be kardeş. Ömer. Ömer. Ömer bizi çağırıyorlar oğlum. Ali Kırgız. Ali Bey. E tamam abi yürü ben de mi gireceğim iş görüşmesine? Bizim aradığımız adam üst düzey satış temsilcisi. İlanı yanlış okumadınız değil mi? Yok ben onu istiyorum işte. Burada tamirhanede çalıştığınız yazıyor. İdari bir iş yaptınız mı daha önce? Yok işte abicim. Ben şimdi tamirhane iyi de gözüm daha yükseklerde benim. Ben çok çalışkanımdır bir kere. Çok kavgacıyımdır. Yani şey anlamında çalışma şeklinde diyorum. Yani ben bir gireyim size bir ay veriyorum. Bana bir ay mı veriyorsunuz? Sonrasında işten mi kovacaksınız beni? Bir ay sonra terfi edeceğim. En iyi adamım kerpeten Ali diyeceksiniz. Kerpeten lakabınız mı? Kartınıza da öyle yazdırırız. Ortaokuldan terk mi? Hayat eğitti bizi. Ama cahil falan sanmayın sakın. Yani gazetelerde falan bulmaca diye ne varsa şak diye. Yabancı dil yok. Türkçe biraz var. Kimseden referans yok. Tavsiye mektubu yok. Bizim patron biraz gıcıktır ondan yoksa... Patron gıcık. Eğitimi yok. Meziyet yok. Takım elbise belli başkasından alınmış emanet. Eller kir içinde. Yıkasanız da çıkmıyordur şimdi onlar. Şehrin bir ucundan kalkıp ne diye geldiniz güzel kardeşim? Ne sandınız buraya? Patron gıcıkmış. İnsan kendine bir aynada bakar yahu. İpini koparan çıksın gelsin diye mi ilan verdik? İnsan biraz kendini bilir canım. Buyurun. İyi günler. Sıradaki aday lütfen. Ben bir şey diyeceğim. Tamam abi boş ver gidelim. Bir dakika abi bir dakika. Ben sizi tanımıyorum beyefendi. Ama bu arkadaşı çok iyi tanıyorum. Evet arkadaşın elleri kirli. Çünkü gecelere kadar conta sıkıyor. Kolay iş değildir ha. Ama Ali o işi en iyi yapıyor. Evet arkadaş ortaokuldan terk. Çünkü kendine bakıyor. Ortaokulda okurken akşamları yolda mendil satıyor. Keyfinden değil beyefendi. Utanılacak bir şey de değil. Gurur duyulacak bir şey. Ben şimdi... Bitirmedim. Bu arkadaş var ya, başka dil bilmiyor ama arkadaş ne onu iyi biliyor. Evet, lakabı Kerpeten Ali. Çünkü o kerpeteni arkadaşına dil uzatana kullanıyor. Ali var ya, kaya gibidir kaya. Benim hayatta en güvendiğim adamdır. Abimdir bu adam benim. Çünkü Kerpeten abi var ya, elini uzat, o eli bırakmıyor. Sizi tanımam beyefendi. Sizin gibi adamla kim gurur duyar bilmem. Ama ben var ya, Ali abimle gurur duyuyorum, gurur. Oğlum, sarılacağım. Ama bir dakika. Aslanım benim.
İlk ben baktım arkadaşınız geldiğinde. Yüzünü sardım. Sayıklıyordu. Kendinde değildi. 2 hafta burada kaldı. Baskında öldü diye yazdı gazeteler ertesi gün. Ah oğlum. Öyle bir gündü ki kim öldü, kim kurtuldu belli değildi. Bir adam vardı, yaşlı. Ramiz. O adam her gün geldi yanına. Her gün şuraya oturdu. Bu adam her gün şiirler okudu. Sonra kendine geldi yavrum. Kendine mi geldi Ömer? Evet. Ama Ömer değildi adı. Karıştırmışlar ismi. Elinde bir şey tutuyordu. Kimseye vermedi. Bende kaldı. Gel. Sen burada bekle beni. Arkamdan da kapıyı kapat. Kaldır kıçını Tefo. Ulan neredeydi bu? Nereye gitti? Buralarda bir yerdeydi. Ha? Daha önce Cengiz Bey'le mi gelmiştiniz? Sen anlamadın galiba Tefo. Cengiz Bey eğlenir. Beni de ortalığı temizlemeye çağırır. Hele bu herifi de harcayayım da. Bu son. Ulan bu son. Allah çarpsın bu son. Kafamı patlatmadığın eksikti. Pardon abi ya. Ne çabuk geldin ya? Sen ne yapıyorsun? Dışarıda mı yatıyorsun? Sevzek sevzek konuşma lan. Ya atladık taksiye, arkamızdaydı herifler. Ama ben taksiciye 1-2 numara yaptırdım. Atlattık bence, biliyor musun? He, atlattın. Ben motorla geçtim onları. Adam toplamışlar, öyle geliyorlar lan. Hadi bu manyak, bu sapık. Sen niye bunu uyuyorsun oğlum? Ne yapayım, çağırdın. Ulan kelin Meryem'e olsa kafasına sürer. Çağırıyor, geliyoruz. Ambulans mıyız lan biz? Cengo, sana diyorum lan. İyi lan. Bu kadar adama biz girmeyiz bile, değil mi Ali abi? Sen iş bitince söyle bize. Yok yok. Sen de gir. Ne mi lazım? Ne bakacağız lan şimdi Cengiz? Senin ağzın laf yapar değil mi? Bir şey söyle. Ayıp oluyor. Bu kadar laftan sonra da gitmedilerse artık.
Lan Cengo, ölümümüz senden olacak. Yok mu son sözün? Bir tanesiniz be. Sana başkasını sevdiğini. Kendi ağzından duydun mu? Bana bir şey söylemesine gerek yok ki. Ama bazen bana öyle bir bakıyor ki. Nasıl bakıyor? Sanki onun en değerli şeyini alıp saklamışım da yerini söylemiyormuşum gibi. Sen de bir daha söyle. Benim için söyle. Cengiz. Hı? O zaman niye evlendi sende? Niye hala sende beraber? Bakma kızım. Bakma artık oraya. Çok geç. Yaktık artık bütün köprüleri, dönüş yok. Oraya dönersen yanarsın. Söyleyeceğin şarkıyı çaresi yok. Niye mi? Çünkü öyle bir halt ettik ki beraber. Artık gidecek başka yerin yok. Buradan ancak benle çıkarsın. Elin mecbur artık bana. Ne sormuştun? Sen çık. Çık dedim. Şarkıcı nerede ya? O da şarkı söylesin. Bunlar çerez bana. Artık çok geç ye. Bu kadar geçe kaldın mı? Artık istesen de gidemezsin. Çaresiz, içinde bitmeyen bir umut. Yaşayacaksın aynı günü en baştan. Belki bu sefer korurlar seni. Bu sefer yalan söylemezler sana. Bu sefer çağırdıklarında seni yanlarına. Bu sefer. Thank you.
Belki yine sokmazlar sırtına o hançeri. Ömer! Geçmişe dönmek başka eğer, geçmişi silmek başka. Bir kere aktı mı zamanın içinden, suyun yolu değişmez yeğen. Unutma, bin kere dönsen o güne, bin kere ihanet edecekler sana. Herkes doğasının gereğini yapar yeğen, bin kere ihanet etseler sana, çaresi yok. Bin kere gidersin yanlarına. Çünkü sen Ömer'sin. Çünkü sen Ezel'sin.